Hava raporuna göre bugün yağmur yağmayacakmış. Yağsa bile çok az yağacakmış. Hemen hayattan bir gün koparıyoruz. Öyle bilgisayarların, tabletlerin, telefonların başına çökmek doğru değil arkadaşlar. Ben de bugün yola çıktım. Bugün 13-15 kilometre arasında bir yola gideceğiz ve geri döneceğiz. 30 yıl önce ben İzmir Konak'ta neler görüyordum. Şimdi neler var? Bu konulu bir yapım hazırlayacağım sizlere arkadaşlar. İsterseniz katılabilirsiniz. Davetlisiniz. Benimle gelebilirsiniz. Ve bu arada da kafamda neler geçiyor, aklımda neler geçiyor. Onları anlatacağım size. İlginizi çekiyorsa izleyebilirsiniz. Böyle 10-15 kilometrelik sürüşlere çıktığımda yanıma neler alıyorum, neler götürüyorum. Onları anlatayım size isterseniz. İlk olarak şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle yanıma tamir malzemesi almıyorum. En çok ne yaşıyoruz bisiklette, uzun yolculuklarda sorun olarak? Lastik patlaması. Benim lastiğim patlamıyor arkadaşlar artık. Kendi geliştirdiğim ürünle bunun önüne geçtim. Ve kesinlikle bununla ilgili bir şey taşımıyorum artık. Bu beni çok mutlu ediyor. Bugün buradan gidelim ya. İşte bisikletin güzelliği bu. Keşif, sürekli yeni yerler keşfediyoruz. O konuyu atlattık. Dolayısıyla pompa götürmüyorum. Yedek iç lastik götürmüyorum. Sonra ne götürmüyorum? Yama, yapıştırıcı, levye vesaire gibi şeyler götürmüyorum. İşte alyan anahtarı, pense vesaire gibi şeyler de götürmüyorum. Çünkü bisikletlerim her zaman bu tür yolculuklara, sürüşlere hazır ve zette tuttuğum için pek bir sorunum olmuyor. En son İzmir'den arkadaşlarla buluştuğumuzda böyle olmamıştı. Ön fren kaliperim çıkmıştı. Hemen arkadaşlar yapmıştı. Emre, Batu. Onlarla fuarda buluşmuştuk. Vallahi benden çok daha donanımlı gelmişler. O gün, o hafta iyi hazırlıklı değildim. Onlar hemen yapıverdiler. O dersten sonra artık bisikletlerim sürekli bakımlı tuttuğum için yanıma pense, alyan vesaire hiçbir şey götürmüyorum. Evde hazırlıyorum. Başka neler götürüyorum bu sürüşlere? Şu anda sırt çantam var. Hava bulutlu. Soğuyabilir. O durum için bir tane, bu durum için, o durum için olmaz. Bu durum için bir tane uzun kollu tişört getirdim. O yetmezse bir de kazak var. Yanımda 5 lira olur genelde. Ben dışarıdan pek bir şey yemem. Artık hiç yemiyorum. O da ne için? Bir su, bir simit parası. Bu da 5 liraya denk gelir. O kadar. Bir tane de termosum var. Yanında bir tane. Üçü bir arada götürüyorum. Acıkırsam simit alıyorum. Su alabilirim. Ama onu da genelde evden götürüyorum. Sırt çantamda bir termosu var. Üçü bir arada var. Ve sıcak su var. Dışarıdan bir şey almıyorum. Bunlar olmazsa yola çıkmayacağım şeyler neler, onları anlatayım size. Bir defa şapkam olmazsa kesinlikle yola çıkmam arkadaşlar. Şapka çok koruyucu bir etken benim için. Her şeyden koruyor. Görüşümü çok güzel yapıyor. Güneş engellediği için. Sıcak havalarda da güneşten koruyor yine. Kesinlikle şapkam olmadan çıkmam. Şu an mesela hava kapalı. Güneş gözlüğüne ihtiyaç yok ama ben yine de güneş gözlüğümü taktım. Güneş gözlüğüm olmadan da kesinlikle yola çıkmıyorum. Baf, şu. Bu çok önemli bir buluş. Yüzyılın en önemli buluşlarından birisi. Kafam üşürse, çok terlersem işte bununla hallediyorum arkadaşlar. Bugün unutmuşum, o yüzden canım sıkılıyor. Mendil almayı unutmuşum arkadaşlar. Bir de mutlaka mendil götürürüm ben. Çünkü soğukta hemen burnum akıyor. Küçük oğlumki de öyle. Akar bizim burnumuz hemen. Ve tabii ki dolu bir batarya. Ay, şu dolu görüntüsü beni o kadar mutlu ediyor ki arkadaşlar. Yeni ve güçlü bir batarya alsam emin olun hayatımda çok büyük bir mutluluk kaynağı olacak bu batarya konusu. Şu anda 14 amper 48 volt bir batarya kullanıyorum. 3 yıllık bir batarya bu. Ve beni ne kadar götürür
40 kilometre. Şu anda bakın birinci güç kademesindeyim. Giderken genelde bu şekilde yapıyorum. Çok düşük güçlerde kullanıyorum. Dönüşte yüksek güce alıyorum ki dönüşe güç kalsın. Mesela burada ikinci güç kademesine geçebilirim. 3'e geçer miyim? Hayır, kesinlikle 3 yok. Giderken kesinlikle yok. Varmaya yakın gücü artırıyorum. Dönüşte bataryam kalsın diye. Böyle soğuk olduğunda da hemen bütün giysileri giymem arkadaşlar, yavaş yavaş. Önce birinci katman, sonra ikinci katman. Bir anda girer, hepsini giyersem ve bu yeterli olmazsa eve kadar dayanamam. O yüzden tek tek giyiyorum. Şu köşede şimdi uzun kollu ince tişörtümü giyeceğim. O da yetmezse ileride 10 dakika 20 dakika sonra öbürünü giyerim. Böylece zaman kazanmış oluruz. Çok soğuk olursa da geri dönüyoruz. Israr etmeye gerek yok. Neden hasta olalım? Tişörtümü giydim. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Bakın orada tabela var. Konak, Karşıyaka, Çanakkale, Aydın. O tarafa gideceğiz. Ve devam edelim. Kaç kilometre gelmişiz? 3 kilometre gelmişiz bile. Türkiye'nin bisiklet yolları diye böyle bir dizi yapayım desem aslında çok hoş olurdu. İşte İzmir'deki bisiklet yolu bu. Bu çok güzel bir yol. Bence İzmir bisiklet yolunun en güzel yeri burası arkadaşlar. Burası denize paralel gidiyor. Genelde çok sakindir. Hiç kimse olmaz. Tek tük yayalar, tek tük bisikletçiler. Bu körfez boyunca devam ediyor arkadaşlar. Ta öbür tarafa doğru, Çeşme'ye doğru devam ediyor. Kesintiler oluyor ileride. Bu tarafta da Foça tarafına doğru, Karşıyaka, Bostanlı tarafına doğru, Sasalı. Çok uzun bir rota ve bence İzmir'deki, pardon, Türkiye'deki en iyi bisiklet yollarından birisi bu. Bir de okuduğum kadarıyla Mersin'de çok güzel bir rota varmış ama yokuşlu o. Bu yokuş değil. Muğla'da haberlerde okudum yine. Çok güzel bisiklet rotaları hazırlanmış. Çünkü Muğla Belediyesi bisiklet turizmini hareketlendirmek istiyormuş. Çok güzel bir hareket. Çok güzel tanıtım yapılırsa ben öyle bir rota için Muğla'ya giderdim. Bize yakın, yaklaşık 4 saatte otobüsle gidiliyor. İyi olurdu. Öyle bir dizi düşünüyorum da ben hala resesyondayım arkadaşlar. Şiddetle bu korkunç fiyat artışlarını protesto ediyorum. Son dönemde ne aldım? Hiçbir şey. Son 3 ayda ne aldım? 3 çift çorap 20 lira. V-fren pabucu aldım. Ondan bir tane daha yedekledim. Biliyoruz çünkü fiyatı artacak. O yüzden onu aldım. Ve bir de 3 tane tişört aldı galiba eşim bana. Eskilerden de var. Bu yazı o şekilde geçiririz. Çok terleyen bir insan olarak bana çok tişört lazım. Evet. Onun dışında ayakkabılar şu anda kenarlardan yırtık, çatlak. Israrla, inatla almıyorum. Almayacağım. Bu korkunç fiyat artışlarını şiddetle protesto ediyorum. Kimsenin buna dayanacak gücü kalmadı. Geçen gördüm. Sahte Nike, Puma, Adidas. Sahtesi arkadaşlar. Sahtesi 250 lira. İnanılacak gibi değil. Orijinali herhalde ne bileyim 500 lira mı 750 lira mı ne, eskiden bunları çok rahat alırdık ve giyerdik, şimdi kesinlikle aklımızdan bile geçiremiyoruz. Bu fiyatlarla biz başa çıkamayacağız. Fikren de başa çıkamıyoruz. Geçen oğlum sofrada söyledi, bir tost dedi baba dedi 33 lira. Valla nerede o tostu, kim yiyor 33 lira, bizim aklımız almıyor. Bir türlü kendimizi bu fiyatlar konusunda güncelleyemedik ve çok zorlanıyoruz. Hem sinirleniyoruz, hem kolumuz, kanadımız kırılıyor. Yahu niye yaşıyoruz biz bunları diye. Büyük Amerikalı yazılım şirketleri hepimizi ruhsuz birer zombiye dönüştürdü arkadaşlar. İstiyorlar ki biz bir işe gidelim sabahtan, akşam dönelim. Ve bu süre içinde de, akşam eve geldiğimizde de sadece bu yazılımlarla ilgilenelim. Başka hiçbir şey yapmayalım. O tabletlere hapsolunmuş olalım. Ekranlara,
kilitlenmiş olalım, cep telefonumuzu elimizden düşüremeyelim ve bu yolla da hepimiz biraz birer reklam tüketen haline dönüşelim. Çok istiyorlar bunu. Bunun için her şeyi yapıyorlar, ama her şeyi yapıyorlar. Herkes sanki reklam tüketen, reklam tüketme amacı olan yaşam biçimine dönüştürüldü. Ekranların başında zombiler gibi yaşayalım istiyorlar. Bu arada onlar reklamları, reklam verenlere avlasınlar. Biz de reklamları tüketelim. Onlar da bu yolla işte büyük paralar kazansınlar ve tekerleri dönsün. Bu arada biz ne kadar zombileşmişiz hiç umurlarında değil ya. Hiç ama hiç. İşte paylaşım maylaşım deyip bu süreci kutsayalım bir de. Benim hala bir akıllı telefonum yok. Herkes şaşkınlıkla karşılıyor. Yok arkadaş, sürüye uymadım ben, çıktım. Öyle çok büyük eksik kalırmışım gibi söyleniyor. Değil, hiçbir eksiklik hissetmiyorum arkadaşlar, bu doğru değil. İş yaşamında olsam kullanır mıydım? Muhtemelen kullanırdım, bilmiyorum, ama öyle bağımlılık ölçüsünde kullanmazdım. Ve mümkün olduğu kadar da kapalı tutardım. Benim telefonum var, cep telefonum var. Onu da açmıyorum. Emin olun hiçbir sorunum yok. Bugün tatil olduğu için anlaşılan bütün İzmir buraya akmış. Şu kalabalığa bakar mısınız? Oo, ana baba günü. Bu kadar beklemiyordum ben. Burası Çınar Sineması'nın altı. Artık Çınar Sineması da kalmamış, onu da göstereceğim size. Burası da YKM, Yeni Karamürsel. Benim gençliğimde arkadaşlar, bütün genç çiftler burada buluşurdu, bunun önünde buluşurdu. Bütün romantik çiftlerin buluşma yeri burasıydı. Şurada beklerdik. YKM. Bütün genç çiftlerin buluşma yeriydi. Bu karşıda gördüğünüz de varyant arkadaşlar. Bir gün cesaretimi toplarsam bisikletle buraya çıkmak istiyorum. Bataryam dayanır mı bilmiyorum. Çok güzel bir rotadır. Fena halde debriyaj zorlar. Elektrikli bisikletimi de zorlayacağını biliyorum, ama İzmir'de en sevdiğim yerlerden birisi de bu varyant arkadaşlar. Döne döne yukarı çıkarsınız. Burası da İzmirlilerin çok iyi tanıdığı Efes Pastanesi. Çok eski bir pastane ve ürünler gerçekten nefis olurdu. Tadilata mı girmişler yoksa burayı boşaltmışlar mı? Bilemedim. Ama Efes Pastanesi yine çok kült bir kavramdı. Burayı çok severdim çünkü ürünler gerçekten süperdi. Kapanırsa çok üzülürüm. Şu anda bir kat yukarıdayız. Buralar da benim çok gezdiğim yerlerdi. Mutlaka geçtiğim, her gün geçtiğim yerlerden birisi. Burada bina soyulmuş ve bütün çirkinlik çıkmış. Yapıya bakar mısınız? Bunlar depreme dayanır mı? Arkadaşlar burada İzmir'in en büyük kitapçılarından birisi vardı. Buraya da her gün mutlaka ya da her hafta mutlaka uğrardım. Kendimi de aynadan görüyorsunuz. Görebiliyorum. Burası boydan boya kitapçıydı. Adını unuttum. Burada mutlaka gelip bir şeyler bakardık ya da alırdık. Çok büyük bir kitapçıydı. Her türlü kitabı burada bulabilirdiniz. Şimdi ne olmuş? Uyku ve solunum terapi ürünleri olmuş arkadaşlar. Kitapçı gitmiş ve yanında da gözlükçü var. Burası komple kitapçıydı. İşte efsanevi Çınar Sineması'nın binasının önündeyiz. İzmir'de yaşayıp da Çınar Sineması'na gelmemiş birisi olamaz. Benim yaşımdaysanız. Kurtlarla Dans Eden filmi, Sinema Paradiso filmi. Onların hepsini burada izlemiştim arkadaşlar. Kardeşimle getirmiştim buraya. Çok merkezi bir yerdi. Çok önemli bir eğlence merkeziydi burası. Herkes buraya mutlaka ayda bir gelirdi. Şimdi yok. Yerinde bir kafeterya var diyelim. Tahıl evi diye. Gevreğiyle, boyozuyla gerçek bir İzmirli yazıyor üstünde. Koskoca Çınar Sineması. Biz de gideceğiz böyle yavaş yavaş herhalde ya. Bizim de şeyimiz, miadımız doluyor gibi. Çınar Sineması'nın yok olmasını ben kesinlikle anlayamam. Çok önemli bir sinemaydı burası.